Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar karşınıza pratik bir bilgiyle geldim ve çok işe yarayacağınıza eminim. Bugün tencereleri temizleyeceğiz. Şöyle hemen göstereyim size. Tencere altlarındaki inatçı lekeleri çok iyi bilirsiniz. Benim en kötü tencerem şu durumda, yani bu. Onun için bunu çıkarttım. Neden her tarafı bunun kapkara değil, nasıl temizleyeceksin, zaten temiz gibi duruyor demeyin sakın. Çünkü ben sürekli bu yöntemle aynı şekilde tencerelerimi böyle temizliyorum. Ve ne zamandan beri de bana soruyordunuz zaten. Geçen paylaştığım bir vlogdan sonra söylemiştiniz, tencere içinde bir bilgin var mı ablacığım diye. Hemen onları söylemek istiyorum size. Bana şu durumda lazım olan bir tane rende ve bir kalıp sabun. Rendeyi aldıktan sonra tencerenin üzerine biraz sabun rendeleyeceğim. Ondan sonra sabunu biraz ıslattıktan sonra bir tel yardımıyla işlemi yapacağım. Temizlemek için. Hemen rendemi alıp ister büyük ister küçük yeriyle şöyle biraz sabunu darlayayım. Yeterli, çok bile. Hemen birazcık su gezdireceğim. Hemen telimi de aldım. Şöyle. Sudan geçireyim. Şöyle görüyorsunuz. Biraz daha şöyle yapabilirim. Tertemiz olduğunu hep beraber gördük. Evet, eğer bu bilgiyi faydalı bulduysanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer abone değilseniz de abone olursanız çok çok sevinirim. Böyle pratik bilgilerin gelmesini isterseniz lütfen yorumlar kısmına yorumunuzu da bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.